Şimdi öncelikle 14 maçtır yenilmemek yani bence büyük bir avantaj bizim için ve iyi bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum. Bir mağlubiyet aldık. Onun dışında beraberlikler ve galibiyet bence bu lig için böyle devam ederse şampiyonluk için bence büyük avantaj. Tabii ki maç kazanmak, seriye devam etmek her şeyden önemli. İki maçtır bir beraberliğimiz vardı. Bu beraberlikler bile bizi üzdü açıkçası. Ama Bayburt galibiyetiyle beraber bence bu ivmeyi devam ettireceğiz ve 4'te 4 yapabilme şansımız var. İlk yarıyı en iyi şekilde kapatmak istiyoruz takım olarak. İyi bir ortamımız var. İnegöl maçıyla da inşallah bu ivme devam edecek. Hedefimiz galibiyet. İnşallah sonucu bizim istediğimiz şekilde olur. Attığım gol için de evet üstünde çok büyük bir baskı vardı. Bir rahatlama, gerçekten çok büyük bir rahatlama. Ve bunu taraftarımızın önünde yapmak beni çok rahatlattı. Çok mutlu oldum, çok sevindim. Büyük beklentiler var, bunun farkındayım. İnşallah bu devam eder. Önümüzdeki İnegöl maçıyla beraber inşallah devam eder. Takıma daha çok katkı vermek istiyorum. Gerçekten çok içten istiyorum bunu. İnşallah bu şekilde devam edecek. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet, öncelikle Bayburt maçında galip geldiğimiz için mutluyuz. Tayyip'in söylediği gibi, Tayyip'in gol atmasından çok mutluyuz hepimiz. Galip gelmek seyircimizin önünde bir aydır uzak kalmanın verdiği sıkıntıdan sonra mücadele anlamında, oyuna iyi başlayıp mücadele anlamında golü bulup ve sonucunda galip gelmek hakikaten çok güzeldi. Biz iyi bir takımız, iyi bir aileyiz. Her şeyden önce, takımdan önce iyi bir aileyiz. Şu anda her ne olursa olsun lideriz bir gole varajda. Herkesin beklentisi lider olabilir miyiz? Lider olabilir miyiz? Lider miyiz? İşte bu maçı kaçırdık. Lider miyiz? Lider olduk. Bir şekilde sanki Bayburt maçından sonra özellikle hani şansa lider olduğunuz gibi bir algı olmaya başladı. Bizi mutlu eden şey hem sosyal medyada hem tribünlerde hem dışarıda bu takıma son derece sonuna kadar güvenen taraftarlarımızın desteği. Lider olduk. Lig bitmiyor. Son 4 maçımız ilk yarı bitimine. Hepsi çok zor. Bu hafta oynayacağımız İnegöl maçı çok zor. Ondan sonrası içeride oynayacağımız Erzincan maçı çok zor. Düzce maçı çok zor. İçeride oynayacağımız Menemen maçı çok zor. Özellikle Erzincan ve Menemen maçını içeride oynamayabiliriz. Çünkü saha bakımda. Dışarıdan da çok büyük yani bize bir ne bileyim tepki var gibi gözüküyor. Yani hem saha içinde hem saha dışında mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizin karşılığında şu anda lideriz. Tayyip'in dediği gibi 14 maçtır inanılmaz iyi mücadele eden ve beraberlikler, galibiyet, yenilmeyen bir takım var ortada. Bunu herkesin takdir etmesi gerekiyor. Oyunu bir tarafa koyun. İyi oynadı, kötü oynadı buna hiç takılmıyorum. Ama mücadele anlamında son derece iyi olan bir ekibe sahibiz. O yüzden bu mücadeleyi dışarıdan veya işte ne bileyim oyuncularımıza mesajlarıyla yardım eden, kulübe yardım eden herkesin desteğine ihtiyacımız var. Tek bir tane Ahmetspor var. Bunun için de bütün takım, bütün camia, bütün her şeyini, benliğini vererek mücadele ediyor. Biraz sistemkar konuşuyorum. Kimse kusura bakmasın ama biz bir havaya girdik. Şampiyonluk yarışında sezon başından beri. Şu anda birazcık sıkıntılar var gibi gözüküyor. O yüzden lütfen buradaki Ahmetspor sevdalılarına, Ahmetspor'u seven taraftarlarımıza bu algının bir an önce kalkıp lider gibi, şampiyon gibi yaşamaya, şampiyon gibi davranmaya, şampiyon gibi takımlarını desteklemeye devam etmelerini istiyorum. O yüzden bu bağlamda, bu anlamda takımımız iyi gidiyor. Ve çok şükür de verdiğimiz sözü taraftarlarımıza, bu camiaya, sevenlere tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Teşekkür ederim.